Acımız bir nebze olsun dinmeden, şehitlerimiz üzerinden siyaset yapanları, şehitlerimiz üzerinden seçim kampanyası başlatanları ise kınıyorum. Şükür ki askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen, şehide kelle diyen, kozmik odaları FETÖ terör örgütlerine teslim edip yüzlerce güvenlik mensubumuzun ölmesine neden olan bir gelenekten gelmiyoruz. Değerli milletvekilleri, günlerdir burada bütçeyi konuştuk. Gerçekten burada Cumhur İttifakı mensuplarını dinlediğim zaman Nasrettin Hoca misali, kedi buysa ciğer nerede, ciğer neyse nerede, buysa kedi nerede diye sorup durdum. Değerli milletvekilleri, gerçekten pazara, çarşıya gitmiyor musunuz? Siz gitmiyorsanız çevrenizde çarşıya, pazara giden, çocuğu okumak zorunda olan hiçbir yakınınız yok mu? Elbette ki bütün ülkeler koronayla, bilim ve akılla mücadele ederken Sayın Erdoğan kendine özgü tutumuyla faiz sebep, enflasyon sonuç teorisiyle Türkiye'de harika bir ortam yarattı. Bunun sonucunda beşli çete dışında ezilmeyen tek bir vatandaşımız kalmamıştır. Orta sınıf tamamen yok olmuş durumdadır. Ben size buradan TÜİK'in rakamını söylesem bir şey ifade edecek mi? Belki sizin için ifade edecek ama çarşıda, pazarda bunun bir karşılığı yok. ENAG'a göre Kasım ayı itibariyle enflasyon %129,27'dir. Peki bunun sonucunda emekliler, gençler, dul yetimler, ücretliler, çalışamayanlar, atanamayanlar ezilmiş vaziyetindeler. Sadece maddi kayıpları yok, psikolojik olarak da yıkılmış durumdadırlar. Bana inanmıyorsanız artan uyuşturucu kullanım sayısına, artan intihar sayısına bakın, bu size bir şeyler söyler diye düşünün. Sayın Su İçmez, lütfen tamamlayın. Şimdi size aynen haberim var mı? Demir kapı, kör pencere, memleketime bahar gelmiş diye seslenen Nazım Hikmet'in dizelerini başka bir şekilde söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı mensupları, kıymetli milletvekilleri, haberiniz var mı? Memleketimize açlık gelmiş, yoksulluk gelmiş. Sizin bundan haberiniz var mı? Sayın Erdoğan, uzaya gideceğiz demektedir. Sayenizde, sayesinde artık vatandaşlarımız markete gidemek durumda gelmiştir. Markete gidemez duruma gelmiştir. Bu duygularla Saadet Partisi'nin vermiş olduğu önergeyi desteklediğimizi ifade ediyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Su İçmez, teşekkür ediyorum. Son birkaç haftada Marmara bölgesinde yaşanan depremler, özellikle İstanbul'da yaşayan milyonları bir kez daha deprem korkusuyla yüz yüze getirdi. Yer bilimcileri Marmara'daki her sarsıntıdan sonra siyasi iktidara uyarı üstüne uyarı, çağrı üstüne çağrı yapıyor ama hiçbiri duyulmuyor. Saray iktidarı 6 Şubat depremlerinden sonra ne yaptı? Krizi fırsata çevirdi. Halkın yaşadığı yıkımdan büyük bir rant devşirdi. Özellikle İstanbul gibi bir mega kentte krizden fırsat yaratmanın yeni projesinin adı Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzyılın Dönüşüm İstanbul projesi. Bunun halk için depreme karşı önleyici bir dönüşüm olmayacağından eminiz. Olsa olsa bu iktidar için yüzyıllık bir vurgun rant olabilir. Bu sözde kentsel dönüşüm projesinin hukuki, teknik, kentselleşme, çevre bilimi ilgilendiren kısımlara dair konunun uzmanları yeterince açıklama yaptı. Bunların hiçbiri saray iktidarı tarafından dikkate alınmadı. Dikkate almadığı gibi Erdoğan bu düzenlemeyi eleştirenleri de hedefe alıyor.
ve halka sürekli bize güvenin diyor. Peki soruyoruz, bu halk size neden güvensin? Biz neden size güvenelim? Daha iktidarınızın ilk yılında milyonlarca liralık deprem fonunu gasp etmediniz mi? Eğer deprem ve kentsel dönüşüm diye bir derdiniz olsaydı, İstanbul sizin elinizde beton bir şehre değil, milyonlarca emekçinin de deprem korkusu yaşadığı bir şehre dönmezdi. Sizin bu projenize ve izlediğiniz deprem politikasına neden güvenelim? Yeşile baktığınız şey sadece dolardır. Gölgesini satmadığınız ağacı kestiniz. Kaldırım taşı döşer gibi boş bulduğunuz her alana bina diktiniz. Deprem toplanma alanlarını AVM yaptınız. 6 Şubat depremlerini fırsata çevirerek tüm yapı ihalelerini yanlış müteahhitlerinize, çetelerinize verdiniz. Depremin yıkımının büyüklüğü değil, rantın büyüklüğünü önemsediniz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı adı altında rant merkezi kurdunuz. Kentsel dönüşüm yasasına yeni maddeler ekleyerek sözde dönüşümü hızlandırmak adı altında sadece rantınızı hızlandırdınız. Kentsel dönüşüm yasasına dayanarak kaşla göz arasında daha önce yapılmamış olmadığı yerlerde ilan edilen rezerv alanları kentin içine yapılaşmanın olduğu alanlara taşıyıp yeni rezerv alanları ilan ettiniz. Her gün yoksul halkımıza tebligat yolluyorsunuz. Polis ve jandarma gücünü kullanarak kat maliklerinin rızası olmadan halkımızın malına mülküne pervasızca çökmeye çalışıyorsunuz. Bu açıkça bir deprem önleme projesi değil, açıkça bir rant projesidir. Halkımız size neden güvensin? İstanbul'un kültürel ve tarihi yeri olan Sulu Kule'deki romanları göç ettirdiniz, malına mülküne el koydunuz. Taksim'de yaşayan Hristiyan ve Yahudi halkımızın bütün malikanelerine, mallarına el koydunuz. Samatya'yı, Kumkapı'yı, Balat'ı bambaşka bir kültür haline getirdiniz. Halkımız size neden güvensin? Ataköy plajını şimdi yerinde ne var? Milyon dolarların, konutların olduğu devasa bloklar var. Peki kim yaptı bunu İstanbul'a? AKP yandaşı, müteahhit çıkar şebekelerinden Kuzu İnşaat ve sarayın yakın işbirliği yaptığı Katarlar. Fetih Tepe'yi, Şahin Tepe'yi aynen bu şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Depreme karşı tek çözüm eldeki yapı stokunu sağlamlaştırmak ve depreme dayanıklı yeni binalar yapmak değildir. Ekolojik dengeyi, altyapı tesislerini, sosyal alanları ve demokratik genel yönetimler kurmaktır. Ama sizin için bunların bir anlamı yok. Belediyeleri arpalığa, sosyal alanları betona çevirir, ekolojik denge yerine sermaye dengesini korursunuz. Bakınız, dönüşüm projesi adı altındaki böyle bir hareket yalnızca ekonomik rantla tanımlanamaz. Düpedük faşist bir politikanın sonucudur. Naziler de Yahudilerin mallarına böyle el koymuşlardı. Yeniden düzenlenen kentsel dönüşüm yasasıyla polis gücüne dayanarak yoksulların evlerini elinden al, başlarına yık, onları kentlerin uzak bölgelerine sür, bu rant alanlarını sermaye birikimi yap, dolarlar milyonerlere peşkeş çek. Bunun Nazi faşizminden farkı nedir? Adeta... Sayın Otlu lütfen tamamlayın. Adeta modern bir Moğol istilasıdır bu. Girdiğiniz yere yıkıp göçertiyorsunuz, gasp ediyorsunuz. Çözüm belli. Yeni ve büyük rant alanları yaratmayı hedefleyen kentsel dönüşüm yasal düzenlemesi iptal edilmelidir. Dönüşüm sürecinde halkın iradesi başta gelmek üzere kent planlayıcıları, mimar ve mühendislerle birlikte, demokratik kurumlarla birlikte kesinlikle kira desteğiyle halkımızın olanakları yükseltilmelidir. Yeniden düzenlenen yasa bir mülksüzleştirme yasasıdır. Gerçek çözüm ise ezilenlerin başına bela olan bu asalak sermaye iktidarının yıkılmasıdır. Yani mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesidir. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk bütçesi dün itibariyle AKP-MHP oy çoğunluğuyla bu meclisten geçmiş oldu. İktidarın Türkiye yüzyılı vizyonu dediği kara vizyona yaraşır bir şekilde, Türkiye yüzyılı vizyonu dediği yoksulluk açlık vizyonuna yaraşır bir şekilde kara bir bütçe kabul edildi bu mecliste. Cumhuriyet tarihinin en derin yoksulluğunu yaşadığımız bir dönemde kabul edildi üstelik. Üzerine söz almış olduğum
Saadet Partisi önergesinde fahiş enflasyonun ortaya çıkarttığı maddi manevi zararların araştırılmasını talep etmiş Saadet Partisi. Ama ne yazık ki siyasi iktidar 83 milyona 1 milyonluk mutlu azınlığı doyurma politikalarını reva görüyor. Açıkça ifade etmek gerekir. Geldiğimiz aşamada AKP ve küçük ortağı MHP bu ülke için bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu ülke için yaşamsal bir tehdit haline almıştır. Kamudan aldığınız ballı ihalelerle zenginleşen iktidar şürekası olarak 3-5 maaş alan ve gül gibi yaşayıp giden iktidar vekilleri temsilcileri olarak siz halka tepeden baktığınız o sırça köşklerinizden pek bilmezsiniz, pek görmezsiniz ama bu ülkede derin bir yoksulluk gerçeği var. Bu ülkede bir kadın yoksulluğu gerçeği var. Bu ülkede çocuk yoksulluğu diye bir gerçekliği yaşıyoruz biz. Bu ülkede bugün geldiğimiz aşamada yoksulluk intiharları diye bir gerçeklik türemiş durumda. Bakın öyle ki siz iktidara geldiğinizden beri 2002 yılından bugüne resmi rakamlara göre 65.545 kişi intihar etmiş. Devasa bir ölüm gerçeğinden söz ediyorum. Ve en fazla intihar eden genç yaş aralığına baktığımız zaman 20-34 yaş aralığını görüyoruz. Gençler yaşamlarına son veriyorlar. Çünkü gençlerin katili oldunuz. Gençlerin hayallerini, geleceklerini çaldınız. Kurduğunuz bu düzen gençleri ölüme sürükledi. İktidarın sermaye merkezli politikalarını yurttaşlar bugün geldiğimiz aşamada canlarıyla, kanlarıyla ödüyor. Ölümü çaresizlik içerisinde bir çare olarak görüyorlar. Asgari ücretle çalışan herkes yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşamakla mahkum ediliyor. Yoksulluk kadermiş gibi davranıyorsunuz ama yoksulluğu olmaz. Yoksullaşılır. Daha doğrusu yoksullaştırılır. Kimse yoksulluğu tercih etmez. Bilerek ve isteyerek pay ettiğiniz bütçe milyonlarca insan... Evet Sayın Koca lütfen tamamlayın. Tabii. Yoksulluk sunmaktan öte bir anlam ifade etmiyor. Ailelerin alım gücü düşünce ilk kısılanlar çocukların temel ihtiyaçları oluyor. Ancak çocuklar en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Çocuklara bir öğün yemek verilmesi konusunda defalarca bu meclis kürsüsünden ifade ettik. Ancak halk söz konusu olduğunda her defasında yaptığınız şeyi yaptınız ve sırtınızı döndünüz. Enflasyonun etkilerinin araştırılmasını tüm bu nedenlerden dolayı istemiyorsunuz. Biraz sonra da bu önergeyi oy çokluğunuza dayanarak reddedeceksiniz. Çünkü gerçeklerin açığa çıkmasını istemiyorsunuz. Çünkü yarattığınız uçurumun siz de gayet farkındasınız. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, enflasyonun aşırı enflasyonun ortaya çıkardığı, yoksullaşmanın oluşturduğu maddi manevi zararların araştırılması için bir grup önerisi verdik. Meclis araştırması açılması yönünde bir grup önerisi verdik. Tabii ki bütçe görüşmeleri yeni tamamlandı. Bütçe kabul edildi. Bütçeye yönelik eleştirilerimizi sunduk. Bu bütçenin asgari ücretli vatandaşımızın, dar gelirli vatandaşımızın, memurumuzun, işçimizin, esnafımızın bütçesi olmadığını altını çizdik. Bu bütçe maalesef ayrıcalıklı zengin bir sınıfın bütçesi. Çünkü Türkiye'de gelirin %41'i nüfusun %1'ine düşüyor. Böyle bir bütçe var şu anda Türkiye'de. İşte bizim itiraz ettiğimiz yer Türkiye'deki bu gelir adaletsizliği. Değerli milletvekilleri, özellikle iktidar partisindeki milletvekilleri arkadaşlarımız, asgari ücretli vatandaşlarımızın durumu ne olacak? Emekli vatandaşımızın aldığı 7500 lira maaş ne olacak? Şunu sormak istiyorum. Seçimden sonra, seçimlerden sonra 28 Mayıs'tan sonra en son içinizde hanginiz bir çarşı pazara uğradı? Evet, beraber de gidebiliriz sayın vekilim siz gidiyorsanız. Bir veya uğramayan arkadaşlarımızın bir uğramasını tavsiye ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. 7500 lira maaşla vatandaşımız nasıl geçiniyor? Bunu kendinize soruyor musunuz? Veya birbirinize soruyor musunuz? Yani buradan davulun sesi uzaktan hoş gelebilir. 7500 lira maaşla bir emekline nasıl geçindiğini soruyoruz. Bunu soruyoruz size.
Aylardır burada, bakın aylardır burada dilimizde tüy bitti. En son çalışan emekliye bir 5000 lira maaş ikramiye verilmesiyle ilgili o kadar muhalefet yaptık. Sonunda siz de sahanın sesinin baskısına dayanamayarak, muhalefetin de baskısına dayanamayarak kabul etmek zorunda kaldınız. Aslında siz de bu gerçekliği kabul ediyorsunuz. Emeklimizin yaşadığı, asgari ücretlimizin yaşadığı sorunu kabul ediyorsunuz. Şimdi ortada bir gerçeklik var. Asgari ücret 11.400 lira. Ne kadar olacak? 17 bin lira konuşuluyor, 17,5 konuşuluyor. Arkadaşlar, Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı 14.026 lira. Bakın, Kasım ayında açıkladı. Aralık ayının enflasyonu %4.4. 2024'ün enflasyonu %36, toplam %40,5. %40 baz alırsanız 19.600 lira yapıyor 2024'ün açlık sınırı. Yani siz 17 bin lira, 17.500 lira bir asgari ücret açıklarsanız vatandaşa borçlu olacaksınız. Bunu da TÜİK'in rakamlarına göre açıklıyorsunuz. Ya TÜİK'in enflasyon oranlarına göre açıklıyorsunuz. Tabii burada bütçe görüşmelerinde TÜİK'in kendine Müslüman olduğunun da altını çizmiştik. Neyi kastediyorum? %65 olarak açıklandı 2023'ün enflasyon oranları. TÜİK kendisine %145 bütçede artış yapıldı. TÜİK'in bütçe artışı. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Söylemek istediğimiz şey şu. Saha yanıyor. Çarşı pazar yangın yeri. Asgari ücretlimiz, emeklimiz geçinemiyor. Gençlerimiz artık düğün yapamıyor. Geçen gün genç bir arkadaşımız, sayın vekilim sadece sade nikah yapacağım dedi. Yani bu tablo gençlerimize bir düğün yapma lüksünü bile artık çok görüyor. Bu gerçekliğe dikkat çekmek istiyoruz. Az önce beni hayretle dinleyen milletvekilimize bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli milletvekilleri, amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Evet, biliyoruz bağcının özellikle de Türkiye'de 2018-2023 arasında günahı çok. Biz bugün zaten sizin o 2018-2023 arasındaki günahlarınızın bedelini ödüyoruz. Yapmayın dedik, uyardık, bu yola girmeyin dedik, durun kalabalıklar, burası çıkmaz sokak dedik. İnadına girdiniz. Girdiğiniz gibi bir de o kadar hızlı gittiniz, çarptınız ki duvara. Şimdi geçen gün de söyledim. Biz düşe kalka tekrar 2017'deki yolumuza çıkmaya çalışıyoruz. Bunları sorgulamanız için söylüyorum değerli milletvekilleri. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin içinde bulunduğu bu tablodan Türkiye'yi çıkarmak için açık söylüyorum. Bütçede, bakın bütçede istihdam yok, yatırım yok, üretim yok. Bütçede borçlanma var. Bu gerçekliğe itiraz etmek istiyoruz. Bütçede tasarruf yok. Tasarruf olmadan biz ekonomiyi nasıl düzlüğe çıkaracağız? Bunları size hatırlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu iklimi düzeltebilmesi için, Türkiye'nin yeniden 2016-2017'deki yoluna girebilmesi için adalet, liyakat, tasarruf, şeffaflığın olduğu... Evet, Sayın Şahin lütfen. İşte açtım ben. Pardon. Buyurun. Karşıda çıkmayınca başkanım. Evet, Türkiye'nin bu güven iklimini inşa edebilmesi için hep vurguluyoruz. Adalet olmadan hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Yatırımcıyı çekemezsiniz. Yabancı sermayeyi, bırakın yabancı sermayeyi, yerli sermayeyi bu ülkede tutamazsınız. Liyakatli bir düzeni inşa etmeden bu ülkede ekonomiyi düzeltemezsiniz. 2018-2023'te en çok vurguladığımız şey buydu. Ekonomiden anlamayan insanları ekonomi koltuğuna oturtmayın demiştik. Bugün getirdiğiniz 2018'de ehliyetli olan insanı, gönderdiğiniz insanı tekrar oraya oturtmak zorunda kaldınız. Kamuda tasarruf şart, şeffaf bir düzen şart ve en önemlisi de siyasetin toplumsal barış içerisinde bir güven iklimi oluşturması şart. Bu şartlar içerisinde, bu şartları yeniden inşa edebilirsek, Türkiye'de bir güven iklimini inşa edebilirsek ekonomiyi yeniden yoluna koyarız diyorum. Asgari ücretlimizin, emeklimizin, gençlerimizin, işçimizin yeniden huzurlu bir Türkiye'de yaşadığı bir ortamı inşa ederiz diyorum. Bu duygular...